Arkadaşlar ayeti tarihle kaldığımız yerden devam ediyorum. Yeni ünitemiz ne? Türkiye tarihi. Yani yeni konumuz Türkiye tarihi. Şunu bir hatırlayın bakalım. Tahtayı kullanmadan bunu söyleyeyim. Anadolu'ya ilk akın düzenleyenler Avrupa Hunlardı. Ulduz döneminde 4. yüzyılda düzenlemişti. Daha sonra 6. yüzyılda Sabir Türkleri Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdi. Ama bunların hiçbir Anadolu yurt edinme amaçlı değildi, yağma amaçlıydı. Daha sonra Abbasi egemenindeki Türkler, ordu komutanlığı yapan Avasım dediğim şehirlerde, Harun Reşit döneminde, hatırlayın bunu da, Türkler Anadolu'ya akınlar düzenlediler ama bunların hiçbir Anadolu yurt edinme düşüncesine sahip akınlar değildi. Ya da girişler değildi. Şunu bir hatırlayalım. 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey komutasındaki Türkler Anadolu'ya girdiler. Bu giriş acaba Anadolu Türk'e vatan olur mu diye düzenlenen keşif amaçlı bir girişti. 6 yıl Anadolu'ya keşif amaçlı seferler düzenledik ve Çağrı Bey'in raporu sonucunda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Anadolu Türk'e yurt olur. Tuğrul Bey'e bu rapor sunuldu. Ve arkadaşlar Tuğrul Bey döneminde bunu da hatırlayacaksınız. 1048 Pasinler Hasan Kale diğer bir ifadeyle Pasinler Savaşı yapıldı. Bu savaş Anadolu yurt edinmek amacıyla Bizans ile yapılan ilk savaştı. Ve Oğuz Türk'ünün Anadolu yurt edinmek amacıyla Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zaferdi. Bunu anlatmıştım size. Daha sonra Alparslan döneminde 1071 yılında Malazgirt Savaşı oldu. Bu savaşta Bizans'la yapıldı. Biz bu savaşta da galip geldik. Ve şunu hatırlayın, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Yani Anadolu'da Türk tarihi başladı. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı ve Anadolu'da Türk tarihi başladı ve beylikler kuruldu. Birazdan o beyliklerden bahsedeceğim size. Ve 1176 Miryokefalon savaşı yapıldı. Şimdi bu Büyük Selçuklu Pasinler, Malazgirt Büyük Selçuklu ama Miryokefalon bu Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan'dı burada. Arkadaşlar burada da Türkler galip geldi. Aynı Bizans Pasinler Miryokefalon'da olduğu gibi. Ve bu savaşla Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu oldu. O zaman Anadolu'nun kapısını Türkler açan savaş Malazgirt Savaşı, Anadolu'yu kesin bir şekilde Türk yurdu yapan savaş Miryokefalon Savaşı olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi 11. yüzyıldan itibaren Anadolu Türkiye diye anılmaya başlandı ki ilk defa Anadolu için Türkiye tabiri Bizans kaynaklarında, daha sonra Avrupa, Latin kaynaklarında kullanıldı. Türkiye denildi fakat sadece Türkiye denilmedi. İşte orası Biladur Rum, Rum beldesiydi. Zamanla Türkiye oldu. Daha sonra orası Berret-i Türkiye denilmeye başlandı. Berber toprak demektir arkadaşlar. Berret-i Türkiye özellikle Arap kaynaklarında öyle geçti. O zaman zamanla o Biladur Rum dediğimiz yer, Anadolu dediğimiz yer Türkiye olarak anıldı. Berret-i Türkiye ifadesi o toprak için kullanıldı. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi şu bilgiyi alıyorum, tamam mı? Buraya taşıyorum. Nedir o bilgi? 1071 Malazgirt. Malazgirt Savaşı. Arkadaşlar bunu anlatmıştım size. Bu Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında oldu. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'dı. Alparslan Bizans hükümdardı. Romen Diyojen'di. Romen Diyojen'in Alparslan arasında yapılan savaşta Alparslan galip geldi. Bu galibiyet sonucunda hatırlayın Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Anadolu'da Türk tarihi başladı. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi. Ve çok önemli asıl bilgimiz bu. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Alparslan bu galibiyetten sonra silah arkadaşlarını yanına çağırdı ve onlara şunu söyledi. Toprak fethedenin malıdır dedi. Malıdır. Arkadaşlar bunu
Osman Gazi, Osmanlı kuruluş döneminde silah arkadaşlar içinde söyleyecek ama Osman biraz daha farklı tarzda gidecek. O silah arkadaşları bu sözü duyunca Bizans'a saldırdı ve Bizans'tan aldığı topraklara kendi akrabalarını yerleştirdi ve böylelikle arkadaşlar ilk Türk beylikleri kuruldu. Biz ister ilk Türk beylikleri deriz, istersek buna birinci Türk beylikleri tabirinde kullanırız. Birinci Türk beylikleri ya da ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra, ikinci Türk beylikleri Kösadağ Savaşı'ndan sonra kurulacak. Onu da bu dersimizde göreceğiz. Bu ders derken bu konu başlığı altında ileride göreceğiz sizinle. Şimdi arkadaşlar biz Anadolu'yu fethettik ama böyle çok da zorlanmadık. Niye zorlanmadık? Bunun birçok sebebi var ama sınav gereği bilmemiz gereken iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi Türk'ün hoşgörüsü. Bizim hoşgörümüz. Aldığımız yerde uyguladığımız istimal et politikası Osmanlı'da daha çok bu ortaya çıkar. Yani fethettiğimiz toprakları dilinde dininde serbest bıraktık. Onların hatta vergisini azalttık. Bize bağlılık bildirsinler diye. Şimdi bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Bu şuna sebep oldu. Bizans, Anadolu'daki Süryanilere, Ermenilere, Rumlara, kendi dinden olmayan, kendi mezhebinden olmayan insanlara baskı yapıyordu. Türk ise o toprakları fethettiğinde o topraklara özgürlük verdi, hoşgörü davrandı. O yüzden bizi kurtarıcı olarak gördü. Bu da bizim o çatışmalardan faydalanarak Anadolu'yu fethimizi kolaylaştırdı. Birincisi bu. İkincisi ise Bizans çok kötüydü zaten. Yani Bizans harap olmuştu. Anadolu da harap olmuştu. Özellikle Bizans'la Sasani arasında yaşanan savaşlardan dolayı Anadolu mahvolmuştu. Bitmişti Anadolu. Bizans'ta da çok fazla iç kargaşa vardı. Bizans hanedanlar tarafından yönetilen bir devlet. Yani Osmanlı gibi tek bir hanedan tarafından yönetilmiyor. Ya da Selçuklu gibi tek bir hanedan tarafından yönetilmiyor. Hanedanlar tarafından yönetiliyor. Aynı Çin'de olduğu gibi. Bu da çok fazla taht kavgalarının yaşanmasına, siyasi istikrarın bozulmasına yol açıyordu. Bundan biz faydalandık. O yüzden de Bizans bizi çok zorlamadı. Zorladığı alan ne oldu? Haçlı seferleri. Onu da göreceğiz zaten sizinle. Tamam mıdır arkadaşlar? O yüzden biz Anadolu'yu kolayca fethettik diyebiliriz. Tamam mıdır? Bu iki faktörü unutmayacağız. Ve o bu beylikler kuruldu. Şimdi bu beylikler neler? Onlara bir bakalım. Arkadaşlar birincisi Saltuklular. Şimdi Saltuklular Erzurum dolaylarında kuruldu. Şöyle bir bilgi kullanabilirim. Saltukluların kuruluş tarihi 1071. Normalde akademik kaynaklarda Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği ya da Anadolu'da kurulan ilk Türk devleti olarak kabul edilir ama bu yıl MEP Anadolu'da kurulan ilk beylik Mengücekliler dedi ama ne kadar sağlam bir bilgi o tartışılır. Normalde sağlam olanı Saltuklulardır. 1071 yılında Saltuklular kuruldu. Erzurum dolaylarında ve Anadolu'da kurulan ilk devlet, ilk beylik olarak kabul edilir. Bu arada beyliği nerede kurulduğunu ve en önemli özelliğini unutmayacaksınız. O halde ne dedim ben? Erzurum'da kurulmuştur. Tamam, ilk diye yazmıyorum. Milli eğitimde çatışmayalım diye. Arkadaşlar Erzurum'da kurulmuştur. Yani o bölgenin Türkleşme İslamlaşmasında katkısı çok büyüktür. Ve Saltuklulardan kalma önemli mimari eserlerimiz vardır. Nedir mesela? Tercan'daki Mama Hatun Türbesi. Bu Tercan'da. Nerede? Erzincan Tercan'da. Tercan, Erzincan'ın bir ilçesi bugün. Artı arkadaşlar Erzurum'daki üç kümbetler. Kümbet bu arada Türk büyüklerinin mezarları. Türbe, Türk büyüklerinin, Türk devlet adamlarının ve din adamlarının mezarları. Anıt mezardır kümbet ve türbe ki Anadolu'ya kümbet ve türbe mimari tarzını getiren Selçuklulardır arkadaşlar. Üç kümbetler, tepsi minare, kale cami gibi eserler Saltuklulardan kalma günümüze kadar gelmiş eserlerdir. Bilgi nedir o zaman? İşte Erzurum'da kurulmuştur, şu eserler bu beyliğe aittir, hangisidir diye sorulabilir. Aklımıza direkt Saltuklular gelecek. Tamam mıdır arkadaşlar? Geliyorum şimdi ikincisine, Mengücekliler.
Mengücekliler diye de yazabilirim, Mengücekler diye de yazabilirim. Arkadaşlar, Mengücekler, Kemah, Erzincan Kemah, Divri dolaylarında kurulmuş beyliğimizdir. İki yer yazdım. Bu beylik iki kol halinde yaşamış bir beyliktir. Kemah kolu ve Divri kolu olarak varlıklarını sürdürmüş. Arkadaşlar, bu beyliğin en önemli özelliği Divri'deki, arkadaşlar, Divri Ulu Camii ve Divri Şifahanesi. Divri'deki Darüşşifa Mengüceklilerden kalmadır. Çok önemlidir. Bu şifahane, bu Darüşşifa, Divri Darüşşifası, Turan Melek Şifahanesi ya da Darüşşifası Dünya Miras Listesi'ndedir. Bu bilgiyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Mengücekler deyince iki kol, Kemah Divri ve Divri Şifahanesini, Darüşşifasını unutmayacağız. Arkadaşlar, geliyorum 3. beyliğe. Danışmentliler. Danışmentliler kurulan bu beylikler içerisinde en güçlüsü. Aynı 2. beyliklerdeki Karamanoğulları gibi burada da danışmentliler en güçlüsü. Hatta bir dönem, o 1. Mesut döneminde Anadolu Selçuklu Devleti danışmentlerin egemenliğinde yaşamış. Niye? Oradaki taht kavgalarından faydalanmış danışmentler. Anadolu'yu egemenlik altına almış. Hatta 1. Mesut'a kız vermişler. Akrabalık bile kurmuşlar. Danışmentlerin kurulduğu yer, arkadaşlar, Tokat, Niksar, Sivas, Amasya dolaylarında kurulmuş ve Haçlı Seferlerinde, Niksar olacak şu, Haçlı Seferlerinde Anadolu Selçuklu'ya çok fazla destek vermiş bir beylik aynı zamanda. Yani Anadolu'dan Haçlıların atılması için eline gelen her şeyi yapmış bir beyliktir. Bu beylikle ilgili ne bilmemiz lazım? Ne dedim? Kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanı ve arkadaşlar Anadolu'da ilk medreseyi kuran beyliğimiz de bu. Kurduğu yer Niksar. Adı da Yağıbasan. Yağıbasan Medresesi. O zaman danışmentler Anadolu'da kurulan ilk beylikler içerisinde en güçlü olanı ve Anadolu'da ilk medreseyi kuran beylik. Bilgi olarak bunu unutmayacağız. Medresenin adı da Yağıbasan Medresesi. Yağıbasan danışmentlerde bir şehzadenin adı. O yüzden de Yağıbasan Medresesi denilmiş. Arkadaşlar, danışment aslında hoca demektir ama artık danışmentlerin böyle bir medrese kurmasından kaynaklı olarak medrese öğrencisine bu tarihten sonra danışment adı verilmeye başlanacak. Medrese hocasına müderris, öğrencisine danışment denilecek. Medrese öğrencisinden olayı kodlayabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Geliyoruz 4.'ye. Artuklular. Artuklular. Arkadaşlar, Artuklular içlerinde en ilginç olanlardan bir tanesi. Bu Mardin, Batman, Hasankeyf dolaylarında kurulmuş. Diyarbakır, Batman, Hasankeyf, Mardin dolaylarında kurulmuş. Üç kol halinde yaşamış bir beylik. Hatta kurulan beylikler içerisinde en uzun süre. En uzun süre ayakta kalmış bir beylik. Arkadaşlar, bu beylikle ilgili ne bilmemiz lazım? Bilgi sorusu olarak söyleyeceğim hemen. İki şeyi bilmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi El Cezeri, yanlış yazmayayım. El Cezeri, Cezeri Cizre. El Cezeri, Cizreli yani. El Cezeri'yi unutmayacaksınız. El Cezeri, arkadaşlar, Artuklular döneminde yaşamış bir bilim insanı. Bu isim sorulabilir bize, unutmayın. Serkan burayı alıyor mu kamera? Sorulabilir bu bilgi, unutmayın. Kimdir El Cezeri? Haberleşme teknolojisi olarak kabul edilen siber, sibernetiğin kurucusudur. Otomatlar yapmıştır. Otomatik çalışan makineler yapmıştır. Suyla çalışan makineler yapmıştır. Tavus kuşlu saat yapmıştır arkadaşlar. O yüzden El Cezeri'yi unutmayacağız. Artuklular döneminde yaşamış çok ünlü bilim insanı. İkinci bilgimiz ise Artuklular Anadolu'daki en erken dönem külliyeyi kuranlardandır. Külliye ortasında caminin bulunduğu yapı topluluğudur. İçinde medrese olur, kütüphane olur,
hanlar, hamamlar olur arkadaşlar. Bir öğrencinin ihtiyacını karşılayacağı her şey olur. İçinde darüşşifa olur. Şimdi işte mimari eser konusuna gelince Artuklarla ilgili Batman Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü'nün hala günümüzde vardır köprüsünün Artuklulardan kalma olduğunu ve hala ayakta olduğunu unutmayacağız. Artuklar yazın. Mardin, Batman, Hasankeyf, Diyarbakır dolaylarında kuruldu. Üç kol halinde yaşadı. En uzun süre yaşayan beylik oldu ilk beyliklerden. El Cezeri bu dönemin ünlü bilim insanı oldu. Ve günümüze kadar gelmiş en ünlü mimari eseri ise Malabadi Köprüsü oldu. Çok medresesi var ama bu Malabadi Köprüsü'nü unutmuyorsunuz. Arkadaşlar 5. beyliğimiz Çaka Beyliği. Çaka Beyliği arkadaşlar bunun kuruluş tarihini bilmemiz lazım. 1081. Çaka Beyliği. Çaka Bey, Bizans'ta bir esir hayatı yaşarken kaçıyor, İzmir'e geliyor. Bakın İzmir'e geliyor. Ve İzmir'de kendi adıyla anılan beyliği kuruyor ve bir de donanma kuruyor. Bu donanma, arkadaşlar Türk tarihinin ilk donanması kabul ediliyor. O yüzden Türk tarihinin ilk denizci devleti, Türk'ten ilk denizci beyliği, Türk tarihinin ilk kaptanı deryası Çaka Bey kabul ediliyor. Melikül Sevahil, Reisül Bahır, Kaptan Derya hepsi aynı anlama gelir. Tekrar ediyorum o zaman. Türk tarihinin ilk kaptan deryası, Türk tarihinin ilk donanma komutanı, Türk tarihindeki ilk donanmacı beylik, Türk tarihindeki ilk denizci beylik Çaka Bey kabul ediliyor. Mete neydi? Mete, Selçuklu hükümdarı, ikinci hükümdar Teoman'dan sonra gelen kişiydi. Düzenli orduyu kurmuştu. O yüzden Mete'nin tahta çıkışı Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu kabul edildi. Çaka Bey 1081'de kuruldu ve donanmacılığı başlattı Türk'ten ilk kez. O yüzden de Çaka Bey Türk tarihinde ilk defa donanmayı kuran beylik olduğundan dolayı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi de 1081 kabul edildi. Ankara'ya gelip Kara Kuvvetleri'nin önünden geçerseniz kuruluş M.Ö. 209 Mete'nin tahta çıkış tarihi olarak geçer. Deniz Kuvvetleri'nin önden geçerseniz kuruluş 1081, Çaka Bey'in kuruluş olarak geçer. Üçüncü bilgi de şu. Arkadaşlar Çaka Bey, ÇB yazayım, Peçeneklerle birleşti ve İstanbul'u kuşattı. Türk İslam tarihinde, İslam tarihinde demiyorum, İslam tarihinde Emeviler. Türk tarihinde Avarlar, ilk defa İstanbul'u kuşatanlar. Ama Türk İslam tarihinde ilk defa İstanbul'u Çaka Bey kuşattı. Çaka Bey Peçeneklerle birleşerek İstanbul'u kuşatmıştı arkadaşlar ama tabi alamadı. İstanbul Fatih'ini bekliyor, 2. Mehmet'i bekliyor. Bu 150'ni de unutmayın. 4. özelliği de şu. Arkadaşlar Çaka Bey 1. Kılıç Arslan'ın Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın kayınpederi bu adam. Kızıyla evlenmiş 1. Kılıç Arslan. Güzel. Bir Türk kızıyla, Türkmen kızıyla evlenmiş. Buradaki sorunumuz şu. Bizans entrikacı bir devlet. İhtiyatlı politikası var. Doğuyu batıyı, batıyı doğuya düşürüyor. Kendisine tehdit olarak gördüğü devletleri birbirine düşürüyor. Bizans şey diyor ki, Kılıç Arslan'a diyor ki, 1. Kılıç Arslan'a, ya diyor arkadaş, Çaka Bey'in senin tahtında gözü var, o yüzden kızını sana verdi diyor. Yani fitikliyor Bizans Kılıç Arslan'ı. Kılıç Arslan da inanıyor buna. Ve bir gün kayınpederini yemeğe davet ediyor. Ziyafetteyken, yemekteyken Kılıç Arslan Çaka Bey'i öldürüyor. Çaka Bey'in ölümüyle birlikte o İzmir ve çevresinde Çaka Bey'in hakimiyeti bitiyor. Çaka Bey'in de bir kavga başlıyor. Bizans geliyor, İzmir'i ele geçiriyor. Böylelikle Çaka Bey de yıkılıyor. Ve Türk denizciliği nereden baksanız 100 yıl geriliyor. Türk denizciliği bir daha ne zaman başlayacak? 1192'de Birinci Gıyasettin Keyüsrev döneminde başlayacak. Yani arada 100 yıl var. Çaka Bey'in işte ölüm tarihi 1092. Düşünün artık yani. Çaka Beyliği bitiyor. Bizans geliyor, toprakları ele geçiriyor. O yüzden arkadaşlar Çaka Beyliği'nin önemi çok fazla, sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Şimdi o zaman ne gördük? Saltuklular, Mengücekler, Danışmentler, Artuklular ve Çaka Beyliği'ni gördük. Birkaç tane daha beyliğimiz var. İsmen yazacağım. Nerede kurulduğunu bilin yeter. O yüzden de hemen şuradaki boşluğu kullanıyorum. Arkadaşlar
Türkmenliler, arkadaşlar bunlar Van bölgesinde kuruldu. Dilmaç oğulları Bitlis yöresinde kuruldu. Arkadaşlar Çubukoğulları Harput yöresinde kuruldu. İnaloğulları Diyarbakır yöresinde kuruldu. Bir de Tanrıvermiş oğulları var. Tanrıvermiş oğulları. Arkadaşlar bu Çakabeyli yıkılınca Çakabeyli'nin topraklarının bir kısmında bunlar egemen oldu. Efes yöresinde kuruldu. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman nedir? Saltuklular Erzurum, Mengücekler Kemah Divri, Danışmentler Tokat, Niksar, Amasya, Sivas, Artuklar Mardin, Batman, Hasankeyf, Çakabeyli, İzmir, Denizci, İlk Beyliğimiz, Sökmenler Van'da, Dilmaç Van Gölü ve çevresinde, Dilmaçoğulları Bitlis'te, Çubukoğulları Harput'ta, İnaloğulları Diyarbakır'da, Tanrıvermişoğulları Efes'te kurulmuştur diyoruz. Böylelikle Türkiye tarihiyle ilgili ilk partımızı bitirmiş olduk. Şimdi başlığımız Türkiye Selçuklu Devleti olacak ve kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.